Şimdiye dek böyle yiğit görmedik buralarda. Kimsin? Nesin? Hun Türklerindenim. Altarnoğlu Tarkan'ım. Hafızalara bu ve bunun gibi onlarca replikle kazınmıştı. Sadece bir oyuncu değildi. Kült haline gelen Türk filmlerinin yönetmen koltuğunda da o oturdu. Senaryolarını da o kaleme aldı. Yeşilçam unutulmaz isimlerinden birini daha kaybetti. Kartal Tibet hayata veda etti. Üzülme sevgilim. Üzülme. İnşallah düzelir. Hasta hanımla kim ilgileniyor? Ben. Buyurun, doktor bey sizi bekliyor. Kartal Tibet 1938 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvar Tiyatro bölümünden mezundu. 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasındaydı. Onu tanınır kılansa Beyaz Perde oldu. 3 günlük Horasan yolundan geliyorum. Aç kapıyı da soluklanalım. İçeride camaka başbuğu var oğul. Sen buralarda eğleşmesen iyi edersin. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Kara Oğlan, Kartal Tibet'le Beyaz Perde'de hayat buldu. Tibet, Yeşilçam'a adım attıktan sonra basamakları hızla tırmandı. Onu geniş kitlelerin hafızalarına kazıyan Tarkan filmleri oldu. Beni iyi dinle Kurt. Sen bir kahramanın oğlusun. Onun kanını taşıyorsun. Büyüdüğün zaman baban kadar kuvvetli, onun kadar cesur olacaksın. Seninle denizleri aşıp Viking diyarına gideceğiz. Babanın katilini sen göstereceksin bana. Kahramanlık filmlerinin de aranan ismiydi. Melodramlarında Sarmaşık Gülleri, Boş Çerçeve, Zambaklar Açarken gibi birçok filmde Yeşilçam'ın ünlü kadın oyuncularıyla başrolü paylaştı. Bu aileye layık bir erkek olmaya çalışacağım. Kartal Tibet kimi zaman ağlattı, kimi zaman güldürdü. Tanıştınız mı? Ben bu herifi bir yerden tanıyorum. Merhaba. Kartal Tibet. Sadece oyunculuk yapmak onun için yeterli değildi. Yönetmen koltuğuna ilk oturduğu film Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasına girdi. 1977 yılında başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi birçok ismi barındıran Tosun Paşa filmini yönetti. Gel yavrum. Gel çocuğum. Paşam benim. Tosunum benim. Paşam. 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı 56 film yönetti. Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulundu. Kartal Tibet birçok ödüle değer görüldü. Bu pınardan su içen sevgililer birbirinden hiç ayrılmazlarmış. Ne güzel. Usta oyuncu, yönetmen, senarist Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Ölümü sevenlerini hüzne boğdu. Baba, babacığım.